Sıradaki röportajımız tüm moda tutkunlarını ilgilendiriyor. Ayakkabı sektöründe son trendler neler? Bu yıl en çok hangi renkler ve modeller tercih ediliyor? Lifestyle ekibi olarak sizler için firma sahipleri Kemal Dursun ve Dicle Dursun'a sorduk. Bakalım neler söylemişler, izliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Bey, önce sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Ben 1974 yılında Malatya'da doğdum. 11 yaşında İstanbul'a geldim. İş hayatına başladım 11 yaşında. 11 yaşından beri çalışmaya başladık yani. Ayakkabı sektörüne olan ilginiz ne zaman başladı ve bu alanda markalaşmaya nasıl karar verdiniz? Yani 11 yaşında ben sektörün içine girmeye başladıktan sonra 1-2 ay sonra ilgim başladı ayakkabıya. Yani sektöre daha doğrusu. Ondan sonra kendi yerimi açma hayaliyle bu işe başlamış olduk. Uzun yıllardır bu iştesiniz. Peki bizlerle buluşturduğunuz ürünleriniz ve modelleriniz nelerdir? Ayakkabıyla ilgili her türlü ayakkabı. Yani sneakers, spor ayakkabı, bot, çizme, terlik. Yani yapmadığımız ürün yok diyebilirim yani. Bir kısmı da işte şu anda masada gördüğünüz ürünler yani. Peki tasarım sürecini bizlere aktarabilir misiniz? Tasarım yaparken neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Ya tasarım yaparken kesinlikle birinci kalite ürünleri tercih ediyoruz. Şıklık ve rahatlığı ön planda tutuyoruz. Kendi imalatınızı ve Türkiye'deki seçili markaların imalatını gerçekleştiriyorsunuz. Üretim sürecini bizlerle paylaşır mısınız? Onda da yine birinci kalite malzeme ile üretim yapmaya gayret gösteriyoruz. Bir de kanserojen içermeyen ürünleri tercih ediyoruz. Yanılmıyorsam bütün ürünler de kendi imalatınız. Evet, kendi imalatımız. Tamamı kendi imalatımız yani. Ürünlerinizin kalitesi için neler söyleyebilirsiniz? Şöyle, kesinlikle birinci kalite ürünlerimiz. Hiçbir şekilde ikinci kalite bir malzemeyle üretim yapmadığımız için birinci kalite diyebilirim. Peki bizler ve ekran başındaki seyircilerimiz ayakkabı seçerken nelere dikkat etmeli? Kalitesine bakmaları ve deri olmasına dikkat etmeleri gerekiyor. İthalat ve ihracat da yapıyorsunuz. Hangi ürünleri ithal ediyorsunuz? Birinci tercihimiz deri, ikincisi taban. Türkiye'nin bir numaralı ayakkabı üretim fabrikasısınız. Evet. Bu sürecin nasıl gerçekleşti? Neden Türkiye'nin bir numaralı ayakkabı üretim fabrikasısınız? Ya şöyle, ticariden daha çok nihai tüketiciyi düşündüğümüz için, yani daha çok rahatlık ve nihai tüketicinin sağlığını düşündüğümüz için öyle düşünüyoruz. Sizlerle yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına geliyoruz. Son olarak bizleri izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Kesinlikle kaliteli olduğuna emin olmadıkları bir ürünü almasınlar. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sohbetimize Dicle Dursun'la devam ediyoruz. Dicle Hanım, sohbetimize sizleri tanıyarak devam edebilir miyiz? Ben 22 yaşındayım. Almanya'da doğdum. Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünde okuyorum. Fakat babamın yanında çalışmaya başladıktan sonra ayakkabı sektörüne karşı bir ilgim olduğunu fark ettim ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde de okumaya başladım. Bir tarzı tamamlamada ayakkabının rolü nedir? En büyük faktör ayakkabıdır. Çünkü bir kıyafeti tarza çeviren parça ayakkabıdır. Hedef kitlenizi nasıl tanımlarsınız? Kişiye özel tasarım ayakkabılarla yapıyor musunuz? Evet, gerçekleştiriyoruz. Nihai tüketiciye ulaşmak için düşük karlarla satış gerçekleştiriyoruz. Amacımız her kesime hitap edebilmek. Kullanıcılarınızın geri dönüşleri nasıl oluyor? Şu ana kadar hiç olumsuz tepki almadık ve aldığımız olumlu tepkiler de bizi hep daha fazla motive etti. Moda sektörünün hızla değiştiğini görüyoruz. Siz bu değişime nasıl ayak uyduruyorsunuz? Modayı yakından takip ediyoruz ve kendimizi modaya göre güncelliyoruz. Dünya markalarından da teklif alıyor musunuz? Evet, gelmişti fakat çok yoğun çalıştığımız için değerlendirememiştik. Şu an yine geldi ama yasal olarak açıklama yapmam doğru değil. Yelpazenize eklemeyi düşündüğünüz başka modeller de var mı?
Evet var. Onlarla da ilgili proje aşamasındayız. Baba kız olarak çalışmanın güzel yanları nelerdir? Öncelikle babamla çalıştığım için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ayakkabının ince detaylarını en iyi ustadan öğreniyorum. Bu yüzden babamla da aslında gurur duyuyorum. Ve bana her zaman da destek çıktığı için çok mutluyum. Marka olarak ileriye yönelik hedeflerinizden de bahsedebilir misiniz? Hep daha iyisini yapmak istiyoruz. Ve yapıyorsunuz da. Yavaş yavaş Dijen Hanım, sizle de sohbetimizin sonlarına doğru gelirken bizleri izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Kesinlikle gerçek deri ayakkabı alsınlar ve almadan önce de satıcıya sorsunlar ayakkabının derisinin hangi deri olduğunu. Suni ayakkabı almalarını tavsiye etmeyiz. Verdiğiniz bilgilerden ve moda tüyolarından dolayı size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kemal Dursun ve Dicle Dursun'la birlikte ayakkabı sektörüne dair yaptığımız sohbetin sonuna geldik. Merak ettiklerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizlere iletebilirsiniz diyoruz ve bir diğer konumuzun yanına geçiyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.